Evde kimse yok mu? Ben çıldırdım. Vallahi çıldırdım, billahi çıldırdım. Selamun aleyküm. Bazat kayaları doğru yolda mıyız? Doğru yoldasın. Doğru yoldasın. Şükür, şükür. Şansımız yaver gidiyor. Ve meşhur bazalt kayalıklarına giriş yaptık. Sanki bir kepçe gelmiş, böyle taramış üstten aşağıya, böyle çizgi çizgi. Kendimi şu an Dört Levent'te veyahut da Boğaz Köprüsü'nde trafikte düşünüyorum. Hemen hemen aynı duygu. Yani şu an üstteyim, trafikteyim. Ve işte o müthiş El Felek şelalesi. Yani mikrofonu uzatacak oldum. Alternatif yok. Mecbur benimle konuşacaksınız. Selamun aleyküm. Evde kimse yok mu? Ben çıldırdım. Vallahi çıldırdım, billahi çıldırdım. Yani böyle sertle bir açılış yapmak istemezdim ama yani bu Kastamonu, Sinop taraflarında aşağı yukarı biz bir 4-5 bölüm çektik. Ama bu programları çekmek çok zevkli ama gideceğimiz yerleri bulmak kadar sıkıntılı bir şey yok. Niye mi? İlk defa yaşamıyoruz. Hani bu isyanın bir dolmuştuk aslında. Doldum. Niye doldum biliyor musunuz? Şimdi mesela biz nereye arıyoruz? Meşhur. Boyabat'a bağlı bazalt kayalarını bulacağız. Ta şehirde bir tabela gördük. Bazalt kayaları tabelası gösteren bir tabela gördük ve girdik. Ve her zamanki sıkıntı. Bakın çatal ayrımındayız. Yol ikiye ayrılıyor. Sol, sağ. Şimdi buradaki esas istikamet turistik yer bazalt kayaları. Şimdi ben tabelada bir tane yok. Bazalt kayalarını gösteren bir yer yok. Varsa da kopmuş zaten. Enteresandır. Orası da boş. Biz şimdi ne yapacağız? Biz haftalardır bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Yanlış yöne giriyoruz. Dağ tepelik yolla ne yapıyorsun? Bir saat git, bir saat gel, iki saat kaybediyorsun. Moralin düşüyor. Gardım düşüyor. Neşen gidiyor. Duruma zaten isyan ediyorsun. Şimdi bir turist geldi buraya. Bazalt kayaları nerede şimdi abi? Sola mı sağ mı? Yazmıyor abi. Hadi kopmuşsa da rica ediyoruz. Lütfen bunları takın. Millete uğraşmasın. Şimdi bu hafta neredeyiz? Sinop'a doğru yolculuğumuz devam ediyor. Ne yaptık biz? Geçen ay başladık. Kars ve ilçeleri dedik. Oradan Sinop, oradan Samsun, Ordu, Trabzon, Artvin deyip son durağımız muhtemelen de Artvin olacak. Kars mı? Kars'ta mı dedim? Kars'ta mı dedim? Kars mı dedim? Tamam o zaman düzeltiyorum. Kars'ta mı onu? Akabinde Artvin'de son durağımızı noktalayıp şöyle güzel bir 15-20 bölüm çıkartmak hedefindeyiz. Şimdi Sinop'a doğru giderken tabii o kadar güzel yerlerimiz var ki direkt gidemiyorsun. Planladığımız gibi hiçbir şey gitmiyor programımız. Çünkü gidecek olduğumuz ile iki il arasındaki mesafede o kadar güzel yerlerle karşı karşıya kalıyoruz ki şelalesi, kayaları, dereleri, ırmakları geçmek mümkün değil çekmeden onları. Bu sefer de ne oluyor? Ağır ilerliyoruz. Ama daha çok program çekiyoruz. Ama daha çok güzelliklere imza atıyoruz. Şimdi onlardan biri hesapta yoktu. Bazalt kayaları. Millet bize aşağıda Boyabat'ta abi oraya çekmezseniz olmaz. Orada mükemmel bir yerde de. Öyle içten anlattılar ki ama gel de bazalt kayalarını bul. Girişte bir tabela gerisini abi Allah'a emanetsin. Hep Allah'a emanetiz de. Hani solda mı sağda mı gideceğiz. Bakacağız inşallah zaman kaybına uğramayız. Şekerim düştü. Abi dediler burada şekerin düşerse bizim meşhur Boyabat'ın şekerlemeleri var dedi. Bundan yedildi ama ben dakika bir gol iki. Daha dakika bir de şeker düşer mi ya? Hemen yemeğe başlayalım. Görünüyor ki bugün yine bize birçok aksilik bekliyor. Ama Allah'tan finaller muhteşem bitiyor. Selamun aleyküm. Ya yoldan çevirdik seni, kusura bakma. Bir soracağım, bazalt kayaları doğru yolda mıyız? Doğru yoldasın. Doğru yoldayız. Şükür, şükür. Şansımız yaver gidiyor. İsim neydi? Muhammed abi. Muhammed, bizi izliyor musun? Çiftçi TV mi? Evet. İzliyorum abi. En çok hangi programı izliyorsun? Vallahi abi, Dek Geldim izliyorum.
Öyle yani sürekli izleyemiyoruz iş güçlerinden. Ne yapıyorsun peki burada? İsmini neydi unuttum. Muhammed abi. Muhammed ne iş yapıyorsun? Traktörle baktık gidiyorsun. İllaki bir gezmeye gitmiyorsun. Bir Bağdat Caddesi'ne gitmeyi planlamıyorsun. Yok sanayiye mutlak gidiyorum. İşe gidiyorsun. Sanayiye? Sanayiden yarın ormana gideceğim abi kesim işini. Sanayide ne işin var? Arıza mı yaptın? Bu arızası var abi. Ne ya, arızası var? Yağ akıtıyor. Yağ akıtıyor. Alttan mı akıtıyor? Üstten akıtıyor. Yeni mi bu traktör? Yok, 2011 model. Yeni sayılır canım yani. Baksana yani. Ya 5-6 yıllık motor. Evet. Ne yapıyorsun peki? Kendi arazini mi? Kendi arazimi işliyoruz abi burada. Nerede abi? Burada mı arazilerin? Burla böyle komple bizim köyüm abi. Kendi aramızda. Köyün arazileri. Hı, köy. Kendimizin de var. Ne ekiliyor burada Muhammed? Arpa, buğday, yonca, mısır. Korunga böyle bu tür şeyler ekiliyor. Bu peki bu köyün geçim kaynağı tarım mı? Tarım abi. Hayvancılık var mı? Hayvancılık var. Var. Orman da var. Orman da var. Evet. Yani köylü burada diyorsun bunlardan geçiniyor. Hı, burada bunlardan geçiniyor abi. Sen de traktörle ne yapıyorsun? Buraları eşeleyip, eşeleyip diyelim artık para alıyorsun. Ha, geçinmeye çalışıyoruz abi. Peki tek yaptığın iş bu mu? Bizim mi? Bizim ormancılık var, bu var. Başka bir işimiz yok. Tek mi bu traktör işi? Hı, traktör. Peki, bunu kaç aldın Muhammed? Bunu 60 milyar aldık abi. 60 milyar aldın bunu. İkinci el aldık biz bunu. İkinci el aldın 60 milyar. Evli misin Muhammed? Yok abi, bekar. Bekarsın. Yaş kaç? 20 abi. Ha daha dur sen gençsin ya, sakal falan olunca biraz böyle 25-26 falan gösteriyorsun. Yok abi. Peki evlenmeyi düşünmüyor musun? Askerden sonra. Yok mu bir yavuklu? Yok abi. Yok mu? Yok. Düşünmüyor musun? Düşünüyoruz da yani böyle. Anne baba demiyor mu? Yok. Anne baba demiyor mu? Muhammed hadi oğlum biz torun isteriz. Yok abi askerden sonra bizim buralarda pek şey yapmıyorlar askere gidip gelmeyince. Ne? Gitmedin mi askere? Yok gitmedim. Ha daha gitmedin. Niye gitmedin? Tartıldım bekliyorum abi Kasım'da. Nasıl ha Kasım'da. Ya askere gitmeden evlenmek zor hakikaten. Tabii. Ya bizim burada askerden sonra da zor abi. Köye öyle gelmiyorlar yani. Değil mi o da var? He o da var. Bizde o sıkıntı var. Çoğu yani köyden onun için gidiyor. Şehre iniyor yani. Şimdi şöyle bir durum var Muhammed değil mi? Şimdi senin evin burada. Burada. Anne babanla kalıyorsun. Evet. Peki evlenirsen alacak olduğun eşin de mi ailenle kalacak? Böyle mi planlıyorsun? Ya öyle de olur abi. Bizim yani burada istemez. Öyle olmaz kat, Muhammed kat be. Kat da çıkarız he? Abi ya. Böyle he? Köye geldikten sonra evin üstüne kat da çıkarız. Şöyle bizim. Bir kat atarım üstüne diyorsun. Üstüne kat atarım geldikten sonra. Peki illa köyde mi yaşayacaksın sen? Yani illa bura mı olacak diyorsun? Ya ben köyü seviyorum abi gelirse. Ben yani köyde çalışmayı seviyorum. Yaşamayı seviyorum peki, köyde. Peki sevdiğin bir kıza sevdalandın. Diyecek ki Muhammed ya ben köyde yaşamam. Gel evet. Tutalım merkezde. Bir ev sen gene köyde işlerini yap gel akşama bile gel derse. Mecbur öyle de yaparız. Ya, o da olabilir. Yani, o da olur yani. Çünkü sonuçta ilçe buraya uzak değil. Orada bir ev tutarsın. Madem bu kadar hani kızcağız ısrar etmiş. Mantık denilen bir şey var yani. Oradan çıkarsın yine köyde işlerini görürsün. Anne baba burada görürsün. Tekrar geri gelirsin. Zorla bir dayatmanın da bir anlamı yok. Muhammed sakın öyle bir kafaya sahip olma. Yok abi bizde öyle bir kafa yok. Yani şimdi elin kızı. Mesela mecbur değil senden burada sessiz bir köyde yaşamaya. Yani. Keşke yaşasa eyvallah çok doğru ama bir yandan da hani karşı tarafa da saygı duymak lazım değil mi Muhammed? Öyle abi. Yani bu tür noktalarda en güzel şey ortayı bulmak. Aynen öyle. Ne o tarafa ne bu tarafa. Tabii çoğu öyle yapıyor zaten abi şimdi. Değil mi? Köyde ama Boyabat'ta kalıyor şehirde yani. Gelip gidiyor. Gelip gidiyor değil mi aynen. İşini yapmak için. Peki evet. Muhammed inşallah düğün de olur da bizi duyarız da nasip olur da gelip bakarız Muhammed evin üzerine kat mı attı yoksa evi şehirde mi tuttu? Merak ediyorum onu. Muhammed'cim teşekkür ederim. Kolay gelsin var mı bize bir söyleyecek olduğun bir şey? Ha, Çiftçi TV var mı buradan bir demek istediğin bir şey? Yok abi ne diyeyim. Sorunlarınız var mı? Sorunlarımız vallahi. Hayır Allah peşin bir gelecek gelip sorar süler. Değil mi sorun bitmez ki? Sorun bitmez abi köylüde. Güzeller güzel tarafından bahset. Güzel tarafı işte vallahi çalışıyoruz. Kendi işimizin peşinde uğraşıyoruz yani. Kendi işimin patronuyum diyorsun. He kimsenin emrinin altında şey yapmadan çalışmadan kendi işimizi yapıyoruz. Güzel de kazanıyorsun. Allah kazanın. Daha çok versin. Allah çok peki Muhammed olayım. Çok teşekkür ettim. Yolunu kestik kusura bakma. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Muhammed'i de gönderdik. Şimdi Mazat kayalarına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Orayı da bir bulup hep diyorum ya yollarda bu tür sıkıntıları yaşıyoruz ama finalde gitmek istediğimiz yere gidince orayı görünce de bütün şu sinirimiz, stresimiz uçuveriyor.
çiçekleri çakmışım, kafamı da takmışım. Seni gördüm anladım, sevdalı uşakmışım. Bir nefesim dokunsa, bir de gözlerim baksa. Hedefimize varmak her zaman bizim için zor oluyor ama bizim için güzel de oluyor. Çünkü öyle enteresan, öyle güzel olaylara karşılaşıyoruz ki bunları çekmeden gitmek Allah'a günah derim adama. Günah derim adama. Caminin kubbesi dikkatimi çekti. Caminin kubbesini görüyor musunuz? Ve cami 4. Murat zamanında yapıldı. Bu cami, tarihi bir cami. Hemen kubbe dikkatimi çekti. Böyle ahşaptan etrafı tenekeyle sarılmış diyeyim size. Ama hoca yine üstüne içinden çıkabiliyor. Yani o sağlamlığı var. Ama, ama ki ama. Gel gör ki daha çok dikkatimi ne çekti. Hocayla merhaba dedik. Hocam odun almaya gidiyorum ben dedi. Ne odun dedim hocam. Öğle namazı yaklaşıyor dedi. Namazdan önce dedi hava soğuk haliyle odun alıyor. Sobayı yakıyor. Camiyi ısıtıyor ve cemaatini bekliyor. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Şimdi dedim ki hocam bekleyin. Sobayı beraber yakalım. Selamünaleyküm hocam. Sizin bu... Hoş bulduk hocam. Sizin bu özverinizi, bu halinizi görünce çekmemek elde değil. Evet. Dedim ki hatta hocama yardım edelim. Evet. Sobayı beraber yakalım. Evet. İsim neydi hocam bu arada? Nebi Toka. Hocam kaç yıldır burada gidiyorsunuz? 6 yıldır buradayım efendim. 6 yıldır buradasınız. Peki buradan sonra var mı başka bir yere gitme gibi durumunuz? Nasip. Artık ne kadar nasibimiz varsa burada. Ha. Şu anda memnunuz elhamdülillah. Peki hocam memnunuz günde kaç defa soba yakıyorsunuz? Günde 5 defa yakıyoruz. 5 vakitte de soba yanıyor. 5 vakitte de yanıyor soba. Tabii inşallah. Vallahi Allah yanıyor. Allah razı olsun hocam sizden. Vallahi temiz, Allah razı olsun. Cemaatimiz üşümesin diye sobamızı 5 vakit soba yak. Yakıyoruz. Temizliğimizi yapıyoruz. Temizliğini de yapıyorsun. Namazı da kıldırıyoruz. Vallahi sizden Allah bin kez razı olsun. Allah hocam razı bir yardım razı edelim razı size. Sobayı beraber yakalım. Hiç kimseyi takmıyor, arkasına bakmıyor. Ağustos'u sıcağı senin gibi yakıyor. Ağustos'u sıcağı senin gibi yakıyor. Ver hocam, bunu da ben taşıyayım. Olur mu hocam ya? Çakmışım, kafamı da takmışım. Seni gördüm, anladım, sevdalı uşakmışım. Bir nefesim dokunsa, bir de gözlerim baksa. İkimizin romanı satır satır okunsa. Şimşekleri çakmışım, kafamı da takmışım. Seni gördüm, anladım, sevdalı uşakmışım. Biraz heyecanlandık, kusura bakmayın. Yok hocam, heyecanlandık hiçbir şey yok. Alt üstünü soba yakacağız. Evet. Zaten siz bunu günlük 5 vakit yapıyorsunuz. Kameralara fazla alışma olmadığımız için. Farkındayım. Yok, şu an rahat olun, bayağı rahat olun. Tamam. Maşallah çıkar da canavar gibi yandı hocam. Evet. Şimdi hocam bu cami 4. Murat zamanında yapıldı değil mi? Evet, 4. Murat zamanında yapılmış. Tarihi eser cami. Padişah 4. Murat padişahımız Bağdat seferine giderken bu istikametten geçiyor, bu köy istikametinden. Askeriyle beraber bu köyün kışla mahallesi var, orada kışlıyor. Burada işte cami yapılmasına vesile oluyor. Cumhuriyet dönemine kadar da bu köy vergide muaf tutuyor padişahın fermanıyla beraber. Bu padişah bu şeyi bu köylüye şey yapıyor, bağışlıyor o muafiyeti. Ha, çok çok memnun kaldığı için köyden vergide muaf tutuyor. İşte köyden bazılarını saraya getiriyor. Orada bayağı sevdi demek ki buranın insanını o zaman. Çok ilgilenmişler, memnun kalmış. Kışla mahallemiz var. Orada konaklamışlar. Bu şekilde böyle bir çok güzel şeyi var. Tabii bir değerlere sahip çıkmak evet lazım hocam. Şimdi cemaat kalabalık oluyor mu hocam? Köyde nüfus fazla değil. Çok ama. 30-40-50 kişi cuma namazında cemaatimiz oluyor. Maşallah. Çünkü köyde çok fazla bir hane yok. Orada fazla bir ev yok ama ona rağmen 30-40 kişi çok iyi. Var, evet. Daha da fazla oluyor. Bayram namazlarında full camimiz doluyor. Alt kat, üst kat. Değil mi? Kalabalık oluyor. Şimdi hocam biz geçerken sizin bu özverinizi gördük. Duruşunuzu gördük. Hoşumuza gitti. Dedik ki yani, hocam bu halini çekmek lazım ki bu arada insanlar görsünler işte bakın ne güzel değil mi? Ne güzel bir meslek. Hem hocalık yapıyorsun hem 5 vakit öncesinde de gelip soba yakıyorsun ki cemaat ısınsın rahat rahat namazlarını kılsınlar diye. Hocam Allah razı olsun.
Allah razı olsun. Bizim yolumuz devam buradan. Bizim yolumuz daha çok uzak hocam. Biz geze geze gideceğiz buradan basalt kayaları. Onun akabinde Efelek şelaleleri, Sinop, Artvin, Hopa bir bayağı bir yolumuz uzun hocam. Biz ben teşekkür ettim hocam böyle misafir ettiğiniz için. Tekrar teşekkür ederim. Ben tüm insanlık alemi yani, adına size... Varsa namaza kalalım. Cuma namazına beraber kılalım. Cuma namazına yetişiriz çünkü Bazat Kayaları hemen burada hocam. İnşallah. Hemen tekrar yetişiriz. Sizlere ikram edelim. Yemek yiyelim, çay içelim. Hocam aşağı yukarı zaten bir saat bitmişler. Evet, evet. Evet. O zaman mesela ne yapalım? Gidelim. Bazat Kayaları'nı çekip tekrar Cuma'ya. İnşallah, inşallah. O zaman hocam hemen kaçalım. Müsaade isterim. Hadi hocam Cuma'da görüşmek üzere. Bana yasın o senin günahlarını. Güzellanım var insan çekeyim ağlarını. Yaradan bana yasın o senin günahlarını. Oyna oyna da göster o selvi boylarını. Allah'ım bana yasın o senin günahlarını. Güzellanım var insan çekeyim ağlarını. Yaradan bana yasın o senin günahlarını. Ve meşhur bazalt kayalıklarına giriş yaptık. Yine sessiz, kimsecikleri yok. Kameraman ve ikimiziz, yaban hayvanları çıkabilir deniyor. Bu bölgede bu sıkıntıyı oldukça yaşıyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş hemen kısa bir şey anlatayım. Tabii ki bizim işimiz tamamıyla doğa ama burası doğa haliyle ama bu doğanın bir tarihi var. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şu resimlerde gördüğünüz kayaları merak ediyorum. Bazalt kayalarını bakın şuraları. Şimdi bunlar çıkacak karşımıza. Bak şelale de var burada. Ha bu. Bizde zaten bir şelale hastalığı başladı bu aralar. Şimdi ne kadar ileride onu bilmiyorum. Yürüyerek hep beraber göreceğiz bu muhteşem kayaları ve o şelaleyi. Kimse yok, sessizce, ıssız ıssız yürüyelim ve o muhteşem manzarayı soluya soluya, koklaya koklaya bulalım arkadaşlar. Şelalenin suyu geliyor ve yukarıda kuleler var. Dikkatimi çekti. Sonradan yapılma yeni böyle kuleler var. Oturmak için galiba. Biraz yolumuz uzun. Yine tırmanacağız arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Yine tırmanışa geçtik. Allah'tan burada Merakuru ayakkabıları bile topuklu ayakkabı giymeyin deniyor. Sportif ayakkabılar giyinerek buraya gelin diyor. Yoksa buradaki yamaçta o topuklu ayakkabılarla boyumuz 10 santim daha fazla görünecek diye özellikle bayanlar boyumuz 10 santim daha fazla görünecek diye burada topuklu ayakkabılarla sakın yürüyüş yapmaya gelmeyin. Topuklar kopar burada. Hadi şöyle bir gidelim bakalım. Su altta ışıl ışıl akıyor. Ama tırmanırken yoruluyoruz abi. Yorulmadan da bu işler olmuyor. Ben hala merakla bazalt kayalarının o muhteşem görüntüsünü merak ediyorum. O görüntüyü görünce de yorgunluğumuz gidecek. Orası kesin. Aşık olmalı. Sanırım bazalt kayalarını gördük. Şurası sanki bir kepçe gelmiş böyle taramış üstten aşağıya böyle çizgi çizgi hani elle yapılmış gibi muhteşem bir tabiat görüntüsü. Şöyle bakayım ben doyayım böyle bakayım doya doya konuşabilsem mi de nefes nefese kaldım. Baka baka doyduktan sonra ondan sonra yorum yapmaya başlayayım. Tek kelimeyle muhteşem. Muhteşem. Biraz daha yürümemiz lazım tabi. Görecek olduğumuz daha farklı ambiyanslar, daha farklı görseller bizi bekliyor diye düşünüyorum. Ne güzel. Buraya sonradan yapmışlar tabi. Gelip burada oturup dinlenebiliyorsunuz. Oh tam kafa dinleme yeri var ya. Kendimi şu an Dört Levent'te veyahut da Boğaz Köprüsü'nde trafikte düşünüyorum. Hemen hemen aynı duyguyorum. Yani şu an üstelik trafikteyim. Araba hiç hareket etmiyor. Kontağı kapatmışız bir güzel bekliyoruz böyle.
10 kilometre kuyruk var. Ah. Evimizi görüyoruz ama gidemiyoruz. Gördüğümüz eve tam 2,5 saatte gidiyoruz. Hemen hemen aynı duyguları yaşıyorum şu an. Değil mi Asil? Aynı duygular, fark eden bir şey yok değil mi? Orada da kontağı kapatıp böyle oturuyoruz. Burada da oturuyoruz abi, farkı yok. Çekil kameramanım, çekil de bir an önce şu şelaleye ulaşalım. Ayu! Şakalandın Asil. Ayıyı görsem öyle sence ayı diye bağırır mıyım? Bitlis'te. Aa, ses yankılanıyor. Az daha aşağı inersek daha yankılanır. Acayip bir eko var. Muhteşem bir eko var. Şimdi bak, o taşlar sanki böyle testereyle kesilmiş, kare kare şeklinde aşağı atılmış. Sanki hemen arkada bir atölye var. Bir atölye var ve o atölyede çalışma yapılmış ama artık kayaları aşağı atmışlar sanki. Hepsi kare kare ve uzantılara bakın. Demin de dedim ya, hani sanki kepçe böyle ağzını gelmiş, kayayı böyle üstten aşağı taramış ve bir şekil vermiş. Çok muhteşem bir ülkeye sahibiz. Her şeyiyle güzel, her şeyiyle zengin. Çok şanslıyız ama kıymetini bilmeyenlere de hiçbir şey söylemiyorum. Yazıklar olsun diyorum. Kıymetini bilmeyenlere. Evet, burada bir oturma yeri var. Ve oturma yerinde bakın ne yapmışlar. Önlerine güzel. Güzel. Bak. Prizmaların eksenleri daima soğuma yüzeyine dik olur. Bunlar magmanın soğuma ve büzülmesinden meydana gelmiştir. Mesela bir bazalt layı akıntısının yüzeyi ile yere değen alt kısmı çabuk soğuyup şekilsiz cüruf halinde katılaşır. Bu iki cüruf kabuğunun arasında lavlar bir müddet aktıktan sonra soğuyarak büzülürler. Büzülmeden dolayı bir gerilme donmaya başlayan taşın içinde birçok dikey çatlaklar meydana getirir. Bu çatlaklardan da prizmalar oluşur. Anadolu'nun bazı bazaltı arazisinde de bu türlü prizmalar vardır. Bunların en güzelleri Gerete ile Kızılcahamam arasında ve Boyabat bazalt kayalıkları tabiat anıtında bulunur. Evet, bunları anlattık. Güzel yazmışlar buraya bunları. Bir de şelaleyi gördüğümüz zaman tamamlanacak. Ben aşağı inip aslında orada bağırmak istiyorum, biliyor musun? Hani ineceğiz zaten. Şelale yolu bak aşağıdan. Devam edelim. Burada bulunan hayvanlardan bahsediyor. En büyük geyik türlerinden biridir. Erkekler genelde 110 cm ile 150 cm arasında değişebilen büyük ve gösterişli boynuzlara sahiptirler. Ağırlıkları 150 kilo 300 kilo arasında değişir. Kızıl geyikler genelde açıklıklı çok sık olmayan arada çayırlar bulunan ormanlara tercih ederler. Yazın otsu bitkiler, çalı ve ağaçlıkların sürgünleri, kışın ise ek olarak çalı ve ağaç sürgünleriyle ve geven gibi dayanıklı bitkilerin gövdelerini yerler. Kızıl geyiklerin boynuzları her yıl kış aylarında düşerek ilkbaharda yeniden gelişir. Yeni gelişen boynuzların üstü kadifemsi bir diriyle kaplanır. Boynuzlardaki dallanmalara bakılarak yaşlı tespit edilir. Yavruları doğuştan beneklidirler. Büyüdükçe benekleri kaybolur. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar, burada ayı ihtimali çok az. Burada geyik görebiliriz. Hani bir geyik görsek. Ah baba ne sarar. Değil mi Asil? Bir tane geyik görsek şimdi. Geyik derken ayı görüyormuşuz. Bizdeki bu şans varken geyik direkt ayı çıkar. Eğer varsa da geyik şuralarda bir yerdedir. Hani buradan çünkü çıkış alanı yok. Girmişse burada bir yerdedir o geyikler. Umarım o geyikleri görürüz. Çok heyecanlı olacak var ya. Görürsek o geyikleri. Benim bir yandan gardım nasıl düşüyor, ses tonum bir çıkıyor bir iniyor. Niye bazen korkular yaşıyoruz? Ses tonum ister istemez düşebiliyor.
bir yandan da çıkabiliyor. Demin burada yankı vardı. Şimdi yankı olur mu? 1, 2, 3. Hey! Güzel. Şuraya baksana, buradan daha net görünüyor kayalar. Ne güzel ya. Mükemmel. Şu an duyduğumuz sadece tek ses. Şu nehrin böyle ışıl, böyle sessizce böyle usul usul akışı. Şık 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 şık. Burada çadırı kuracaksın, uyuyacaksın. Ne güzel yazmışlar. Toprak yeşiliyle, su berraklığıyla, gök mavisiyle güzeldir. Harika. Burada birçok çeşit bitki örtüsü de var. Onlar da belirtmişler ama önce bir şelaleye girelim. Bir yandan da şu kayaların güzelliğini görebiliyor musunuz? Ne güzel. Muhteşem. Ya böyle yerleri gösterirken hangi cümleyi, hangi kelimeyi kuracağımı düşünüyorum. Aslında düşünmemek lazım. Çünkü böyle yerleri göstereceksin ki yaşamak lazım, anlatmamak lazım. İşte o final dediğimiz şelalemizin altına gireceğiz. Şimdi birçok şelale gezdik programlarımızda ama hangisi daha güzel derseniz öyle bir cevap yok. Hepsi birbirinden güzel. Hepsinin albenisi, güzelliği farklı. Ama burası da bambaşka. Yani acayip bir şekil ve su akıyor. Yani sanki bir müteahhit geldi. Burada çalıştı abi 15 sene. Burayı yaptı. Şuraya bakar mısınız? Konuşmak istemiyorum. Sadece görün. Şu güzelliği yaşayın. Anlatmak değil, yaşamak diyorum ya, işte bu. Şuraya bakın ya, muhteşem. Tabii buradan her an bir kaya düşme riski de var. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Kayaların birçoğu da zaten böyle ben geliyorum, hazırlıklı olun der gibi duruyor. Şuraya bakar mısın ya? İşte cennet arkadaş, cennet. Anlatılan cennet böyle bir şey işte. Şelalelerden sular akacak. Serin, ne güzel. Ben konuşmayacağım. Konuşacak bozuyorum bence bu güzel görüntüyü. Montajcım Gülşah, senin güzel bir klip hazırla şuraya. Güzel bir görüntü ver. Şöyle seyircimize yedire yedire şu manzarayı ver. İşte o müthiş El Felek şelalesi. Ben şimdi böyle kışın bu aylarda bakıyoruz ya, içim gidiyor. Buranın yazınki halini düşünmek istiyorum. Yazın burada atlayıp yüzmek serin serin. Çünkü şelale suları, akan sular hiçbir zaman sıcak olmaz, hareketli olduğu için. Ne oluyor? Soğuk oluyor. Yazın çok sıcak da olsa burada yüzmek, serinlemek, ferahlamak kadar güzel bir şey olmazsa gerek diyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yemyeşil su, pırıl pırıl su. Allah'ın vermiş olduğu bize nimetler. Acaba balık var mı içinde? Bence de av merağı var ya, hep böyle su ve kara gördüğüm zaman hani balık var mı, o var mı, bu var mı diye ilk aklıma gelen sorular oluyor ama
İlla ki muhakkak vardır. Bu kadar güzel suyun içine girmeyecek. Balık da nereye girecek? Orada yukarıda yürüyen merdivenler var. Bakar mısın? Buradan yürüyorsun. Şelaleyi üstten görme şansımız da var tabii. Oradan aşağı görme şansımız da var. Ama benim merak ettiğim başka şeyler var. Onları soracak da kimse yok burada. Hiç kimseler yok. Aa, müthiş ya. Şimdi yaz olacaktı buradan. Buradan aşağı atacaktık. Müthiş olurdu ya. Abo. Ehey, ehey, ehey. Ayakların ıslanmasın, dikkat et. Maşallah, ne güzel geliyor be. Yağdır, 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 yağdır. Şimdi yaz olsa, onun altına girip de röportaj yapmak vardı. Ne sarardı arkadaş. Ve daha sonra size sırf kıllık olsun diye röportaj sonrasında buraya atlamak vardı. Ama şu an nasip değil. Sesi bile yetiyor. Süper. Biraz da şu yaka mikrofondan ses alınıyor zaten. Heh. Şunu şuraya koyup biraz daha altına girmek isteyeceğim. Heh. Yani tabii ki ıslanmadan diyeyim daha doğrusu. Şöyle saklanayım. He? Asit, tek istediğim şey çok ıslanmadan elimi şu suyun altına sokmak. Hani ona tutmak, ona dokunmak istiyorum ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Sen de düşmeden beni çek de. Yani çok gerekli bir şey mi? Değil ama uzaktan gördüğümüz şu güzelliği böyle elimle tutup onu okşamak, onu hissetmek istiyorum. Ya burada kötü bir şey yok. Ama kötü olan biri görse bu deliler ne yapıyor diyecek ama kimse de yok. Evet, ıslandım. Bir, iki, üç. Ya! Buz gibi! Şelalenin suyuyla ben yüzümü yıkadım ya, daha ne içeyim ya? Oh be! Çok kolay bir şey ama 39 yaşımda, yani 39 yaşıma geldim. Büyük bir olay değil tabii ki ama ilk defa bir şelaleye elimi soktum. Düşünebiliyor musun? Demek ki biz gezmiyoruz abi. Biz demek ki gezmiyoruz. Biz değil, kimseler gezmiyor. Kimse yok burada. Gezmiyoruz. Gezen bir millet değiliz. Sıra geldi. Ayaklarımızı bu buz gibi suda kameramanımın gazıyla ayaklarımı suya sokacağım. Sokayım mı Asil? Ya deli misin oğlum ya? Niye taş var? Şöyle. Ne yapıyor bu deli? Bunu yapıp da ne olacak Mustafa? Tamam doğru da o suyu, o serinliğini hissetmeden gitmek de olmaz. Getir şimdi buraya bir tane Gürcü'yü, Rus'u, Ukraynalı'yı. Buraya adam bodozlama atlar yüzer. Biz onu yapamayacağımıza göre en fazla ayağımızı sokalım soğuk sulara gelmişken. Muz. Kayıyor yalnız. Oh. Dondum. Dondum. Gülşah horonu kes. Gülşah. Horonu kes, ayaklarımı hissetmiyorum. Buna kemense de fayda etmez. Ayaklarım dondu. Vallahi dondu. Biz akıllı bir adam değiliz ya. Vallahi. Biliyordum ama. Çoraplarım beslendi. Şimdi ıslak. Yap ya. Vallahi. Gülşah alkış efekti koy bana. Kameraman dedi. Gazlı oluyordu zaten. Ha. Ne yaptık şimdi biz bunu yaparak ki? Ne yaptık? İşte ne yaptık abi? Suyun tadını hissettik işte ya.
İlla içine mi atlamam lazım? Bodozda mı atlamak mı lazım? Onun keyfini çıkartmak için kafamı mı sokmam lazım suyun içine? Ayaklarımı soktum yeter. Ah ve selam. Sevgili müdürümüzün deyişiyle suyu da gördük ve selam tamam. Var ya şu kolum komple su dondum, vallahi dondum. Şimdi nihayet iki tane yaşayan canlı gördük en sonunda. Terk edilmiş yerde onlara bir merhaba diyelim. Belki de burada çalışanlardır bilmiyorum ama yine de ben merhaba diyeceğim. Selamünaleyküm. Nereye kaçıyorsunuz ya? Sizden başka kimse yok. Yani mikrofonu uzatacak oldum. Alternatif yok. Mecbur benimle konuşacaksınız. Selamünaleyküm. Ya ya gel Allah aşkına abi, ya. Ya. Suyun altına girdim ya. Biraz delirdim ya. Merhaba. Nereden geliyoruz? Biz buralıyız. Hı. Sinoplu musunuz? Sinopluyuz. Ne yapıyoruz şu an burada? Gezmeye geldik. Erkek erkeğe. Olsun. Yapacak bir şey yok. Gel böyle bırak gel. Evli miyiz bu arada? Evliyiz. İkimiz de evliyiz. Yani. Niye hanımlar alıp da buraya gelmiyorsunuz? Ya burada oturmuyorum. Buraya biz bir iş icabı geldik. Yarın geri döneceğiz. Aa, sen nerede oturuyorsun? Burdur'da. Ha, Burdur'da oturuyorsun. Sen? Ben Erfelek'te oturuyorum. Buradasın. Yenge nerede oturuyor? Yenge evde. Hiç alıp buraya geldin mi? Gezdirdin abi çok. Yazın. Değil mi? Yazın. Yazın. Yazın kalabalık oluyor değil mi burası? Yazın kalabalık olur abi. Buraya iğne atsan düşmez. Değil mi? Peki bir şey soracağım. Biz de ilk defa geldik. Resimlerde hani biz mi yanıldık diyeceğim. Bir tane mi şelale var? Şimdi burada bir tane. Bir de küçük şelale. Bu yolun... Ha, bir tane daha ufak şelale gir, ha, ufak başka şelale. Bir şelale yok, yok değil mi? Şimdi tabii. Şimdi o zaman olay ne biliyor musunuz? Şimdi görsellerde baktığımız zaman... Şimdi o zaman tabii fotoğraf çekilmiştir. Nasıl diyeyim buranın yemyeşil olduğu zamanlar. Şuraları yeşil düşünecek olursak orayı tabii ki aynı resimdeki görüntü biraz çıkıyor. Onlardan yukarı çıkılıyor bir aynen. Değirmen var yukarıda. Biliyor, böyle ayran mayran merşubat. Ama şu an kimse yok orada. Şu anda kimse yok. Şimdi yeşili alınca tabii çıplak kalınca ya diyorum görseldeki şelale bu muydu? Acaba bir tane daha mı var yukarıda dedim. Yok. Dediğin gibi yeşillikle girince kuruyunca yeşil. Çıplak kalınca çok yanıltıcı oldu. Ama doğru yerdeyiz. Sıkıntı yok. Ben de sizinle aynı taraftayım zaten. Ben de ilk defa görüyorum. Bu da ilk defa görüyor burayı. Burdur'da yaşıyor. Biz Burdur'a gidecek miyiz? Ama Ayancık'la geldik. Gideriz bir araya. Gidelim Burdur'a. Ne var Burdur'da gidecek olduğumuz bir yer? Bol bol mermer ocağı var. Ne yapacağız mermer ocağını? Orada böyle doğal harikalar yok mu? Ya oralarda antik şehirler var. Antik şehirler var. Öncesine dayanan Kibirya gibi şeyler var. Kaç yıl öncesine? 2000 yıl öncesine dayanıyor. Antik şehirler var. Onun dışında böyle doğa harikaları var mı? Bunlar gibi yok. Yok. Çok nadir. Orada nasıl anlatayım? Kanyon var mı orada? Kanyon gibi. Evet kanyonlar var. Kanyonlar var. Kayak merkezi gibi, Salda gibi turistik yerler var. Salda Gölü var. Hmm, evet. Maldivlilere benzer bir göl yapısı var orada. Evet biliyorum. İnşallah o göl bozulmayacaktır. Bozulmaz. Aman aman o göl bozulursa var ya biz yandık. Çünkü öyle güzel bir göl bir yerde yok. Bu arada tarımla uğraşıyor muyuz? Tarım, çiftçilik falan var mı? Ben uğraşıyorum. Ne iş yapıyorsun? Hayvan işinden. Bizi izliyor musun? Çiftçi TV'yi? Çiftçilik izliyorum. Adamsın. Ha, izlemeyen de adam. Yanlış anlaşılmasın. Yok, yanlış. Ne yapıyorsun? Ne var hayvancılık? Ben büyükbaşıyla uğraşıyorum. Besicilik ve kurbancılık. Kaç hayvanın var? Şu anda fazla yok. Ben alıp sattığım için ayakta. Ayakta mı satıyorsun? Evet. Hiç oturmuyor musun? Yok. Şimdi şöyle. Senden alıyorum. Abiye satıyorum. Ha, sen menajer. Yani pazar pazar. Sende besi yok mu? Beslemiyor musun sen? Besliyorum. Şu anda 15 tane danam var. Ne cinsleri ne? Simenter. Hepsi mi simenter? Simenter de var. Mantofon da var. Ha mantofon da var. Ya bu simenter hastalığı aldı başına gidiyor vallahi ya. Bayağı popüler oldu. Küçük başın var mı? Koyun falan küçük baş yok. Küçük başına hiç. Başka bir iş yapıyor musun? Başka bir iş yapmıyorum. Ha, tam adamına rast geldik. Peki bu 15 hayvan ayette mi de ticaret yapıyorsun? Alım satıma giriyorsun bu arada. Aynen. Bu seni çeviriyor mu? Ya yetmese de tahmin ediyorum yani. Çocuk var mı? Var 3 tane elinde. 3 çocuğa bakıyorsun. Evet. Yengeye bakıyorsun. Evet. Yenge çalışıyor mu? Çalışmıyor. Yok. Evet. Sen bu 4 kişi bundan 15 hayvandan aldın. Yazın köye çıkıyorum. Yazın kurbanlık yapıyorum 25-30 tane köyde. 15 büyük baştan yani bu aileyi rahat geçindirebiliyorsun. Ama ben 15 başı mesela bir ahırda bakıyorum ama bunun şeyinde de alışveriş yapıyorum ayakta. Pazar mazar mesela Sulova, Havza,
Amasya. Kışına düşüyorsun. Tabii canım. O da var. Yani. Olmazsa biraz diyorsun sıkıntılı. O olmaz abi, nerede? İmkanım var. Yetmez diyorsun 15 baş. Yetmez. Peki isim neydi? Sebahattin. Sebahattin var mı bizden bir isim? Yok canım. Para dışında. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak, kendine iyi bak. Ha bu arada Sebahattin, burada Sinop çevresinde hayvancılık yaygın mı? Abi bizde yaygın değil. Çok mu? Yani bizde çok az. Bizde çok az. Yani şimdi köye git, yani 70 tane de belki de yani 20 tane hayvanı zor bulursun. Yani yapmıyor, vatandaş bizim yapmıyor. Çünkü o neden? Hep emekli. Yani gençlerimiz memleketimizde yok. Yani çünkü memleketimizde şöyle diyeyim ben sana. Yani iş yatağı yok. Öyle diyeyim ben sana. İş yatağı yok derken ama bak senin gibi hayvancılık yapsalar rahat ama edecekler. İşte hayvancılık yapacak. Şu anda adam İstanbul'a gitti. Geri dönme şansı yok. Çünkü niye? Geri dönmeye parası yok. Adam orada günlük yaşıyor. Ha burayı dönüp de hiç bilemese 30 tane koyunu alsa o adam yine geçinir memlekette. Değil mi? Ya bizzat ben kendim geçiniyorum. Evim var Allah'a şükür. Ama arabam var. Biraz da şey var değil mi? Ben hani bunun altındaki sorun hep aranıyor ama bana sorarsanız bunun altındaki sorun benim gördüğüm el alem ne der var. Abi bir de o var. Yalan doğru. Mı? Doğru. Yalan mı? Hele... Adam diyor ki İstanbul'da diye adam ütülü fontundan diye dolaşıyordu diye çarşıda diye işte köye gelmiş diye hayvan pisliğinin içinde diyor. Değil mi? Yani. Bir de hanımlar daha erkeklere bir baskı yaparsa eyvah eyvah. Adam o işi seviyor olarak da yapsa ya yapmayacak. Benim eşim de o işi biz severek yapıyoruz. Ha. Yani ben de severek yapıyoruz yani. Bir işi zaten şöyle diyeyim ben sana, severek yapmazsan o işten tat alamaz. Mesela bana diyorlar ki ya sen niye gurbede çıkmadın? Ben de taş ocaklarında, işte bu arkadaş taş ocaklarında çalışıyor. Ben de taş ocaklarında çok çalıştım ama ha. Yani bak. Arkadaşlar bir gelin ya. Bir gelin size de merhaba diyelim, gelin. Ha. İşte o işin sonu yok ama bu iş benim kendim işim. Oh bitti abi. Ha. Sabah hayvanlarıma gidiyorum bakmıyorsam. Merhaba diyorsun, seviyorsun. Gidiyorum tımarını yapıyorum ha. Güzelce. Ha. Ondan sonra evime gelip ıstıratımı yapıyorum. Bir gelin size de merhaba diyelim ya. Neyse abi size kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Oldu. Kendine iyi bak. Çok sağ ol. Vallahi. Aleyna aleyküm selam. Ne güzel büyüklerin var senin ya. Abi seninki kadar böyle güzeldi. Sarkmışlar aşağı herif ya. Merhaba aleyküm selam. Böyle geliyor sizi yanıma alayım. Ne yapıyoruz burada, gezmeye mi geldik? Piknik falan mı? Gezmeye geldik evet. Demek ki içime doğru. Demek ki ben dedim mi ben demek ki ben anormal değilim. Niye biz buradayız? Ben olsam buraya gelirim bu soğuk havada. Demek ki ben anormal değilmişim. Genelleri var. Gelinmez mi buraya? Muhakkak gelinmeli yani. Değil mi? Kesinlikle. Yani soğuk da yani soğuk olsa ne olacak yani değil mi? Çıkıyor zaten yukarıya çıkıp geldiğin zaman. Yukarıdan mı geliyorsunuz siz? Evet yukarıdan geliyoruz. Ne iş yapıyoruz? Gezmeye geldik öyle arkadaş Sinoplu. Hı. Biz de onunla birlikte öyle geziyoruz. Siz nereden geldiniz? İstanbul. Neresinden? İstanbul Esenler. Peki buralı mısınız? Yok. Yok buralı değilim. Nereliyiz? Yozgatlıyız. Yozgatlıyız. Aynen. Arkadaşım burada, onu ziyarete geldin. Aynen. Daha beraber sonra, geldik. O da seni ne dedi? Bizim burada Erfelek Şelalesi var dedi. Bir gideyim seni abi, gezdireyim mi dedi? Gelsin. Eyvallah kendine iyi bak. İlk buraya... Beraber ortak iş yapıyoruz İstanbul'da. Ne iş yapıyorsunuz? Perde üzerine atölyemiz var, atölye işletiyoruz. Buraya da işte geldik öyle. Gezdiriyorsun ilk defa geldin. Anlatıyordum çok güzel gel diye. Bugüne nasip oldu işte yani. Peki buraya geldin, buraya getirdin. Başka nereye getireceksin? Şimdi Bektaş Ağa Göleti'ne gideceğiz. Tarihi cezaevini gezeceğiz. Hı-hı. Ondan sonra bugün çarşıyı gezdik. Yarın öyle gezeceğiz, bakacağız yani önümüzdeki maç. İyisin, iyisin. Yozgatlı. Esenler'den çıkıp da buraya gelmek değil mi? Esenler var, bir de burada esmeyenler var. Ne kadar rahat değil mi burada kafa? Kesinlikle. Ya zaten kafa İstanbul'da dolup taştığı için buraya geldiği zaman zaten bütün oklar çıkıyor kafadan. Rahatlıyorsun, gelişiyorsun. Aynen. Handı üzünde gün doğar çoban koynuysa Kıble dağında doli zavendikte nur ya. Sinop'tan veda etmiyoruz. Devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz bilmiyorum çünkü dedim ya her 20 kilometrede bir ayrı bir güzellik yakalıyoruz. Yani biz kendimizi doğanın akışına verdik, plan yok, program yok. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın, kafanıza da hiçbir şey takmayın. Bu ne güzellik Allah'a dön nefsin yaşayırım.